Ben yanındayım, tamam mı? Biliyorum yanındasın. Okula geç kalacağım diye gerildim işte. Ayşe Hanım. Kız. Çok özledik sizi. Ben de sizi özledim de yani ne var ki özleyecek sanki? Yaz dedim, ara işte, ara görüşelim dışarıda. Dışarıda da görüşülüyor. Öyle tabii de ne bileyim. Sen varken burası çok başkaydı. Kerem Bey de öyle. Böyle bazen masana bakıp ağlayasım geliyor. Ha, masa demişken. Hayret! Ceyda masamı yakmamış, ben yakar diye bekliyordum. Neyse, alışkanlık. Eşyalarımı bırakayım bari. Hadi o zaman, bitirelim şu işi. Ama önce Kerem Bey'in bir toplantısı var. Seninle bir kahve içelim istersen. Kahve mi içelim? Yani bence kahve içmeyelim. Çünkü Kerem Bey'in benimle toplantısı var. Yani benimle toplantısı vardı şu anda. Ben tam vaktinde buraya geldim. Yoksa okula geç kalırım, olmaz. Bana göre de öyle ama işte biliyorsun. Kim var ki içeride o kadar önemli top? Daha önce hiç görmediğim bir yüz. Biz şey yapmayalım. Biz kötü senaryolar yazmayalım. Buraya oturalım, sakin sakin bekleyelim. Kötü fikirleri aklımızdan uzaklaştırıp bekleyelim. Yok Goncacığım, ne kötü fikri, ne senaryosu. Ben de buraya herkes gibi iş konuşmaya geldim işte. Bitmedi. Toplantı bitmedi. Bitmeyen toplantı. Ay. Ay. Ayşe'cim seni gazlamak istemiyorum ama darlandım. Bana bile fenalıklar geldi. Bu neymiş, bu nasıl toplantıymış ya? Aa, bir tuhaflık var kesin bunda. Aa, Volkan. Ah, Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? İyi vallahi, sen? İyiyim ben de. Bir şey diyeceğim, benim 20 dakika önce burada toplantım vardı. 20 dakikadır bekliyorum. Lütfen patronla söyler misin? Eğer onunla toplantıya geçemezsem okula geç kalacağım. Aa, okula mı başladın? Çok sevindim. Ha, okula başladı. İstersen müfredatını falan da sayar ama konumuz o değil canım. Sen dediğini bir yapsana hadi. Ya o sohbet falan değildir, toplantı uzamıştır. Biraz bekleyin, çıkarlar birazdan. Benim işim var şimdi. Nasıl uzun sürmüştür, nasıl uzun sürmüştür? 20 dakika uzar mı bir toplantı ya? Böyle profesyonellik de hayatımda hiç görmedim. Kendi masamda oturmuyorum. Burada başkasının masasının ucuna oturmuş. Böyle bekliyoruz. Yani toplantıya giremiyorum. Kerem orada, ben burada. Her şey çok garip. Gittikçe de garipleşiyor. Ay, ya bas git kızım ya. Bas git ya. Ne duruyorsun? Ha, afakanlar bastı zaten bana. Başlatmasınlar toplantısına da bir şey, ne de. Gitsen niye bekliyorsun bu kadar? Niye bekliyorsun? Git hadi. Yok, gerçekten gitmek istiyorum. Ama gitmeden önce Kerem'e iki çift defum var. Ben kendimi yiyeceğim. Kerem kendini yesin. Ceyda Hanım. Ayşe Hanım'ın Kerem Bey'le toplantısı vardı. Bayağı bekliyoruz biz burada. Gelen giden yok, kimse bize bir şey söylemiyor. Kerem Bey'in yanına gidiyorsanız söyler misiniz, biz burada bekliyoruz? Toplantısı uzamıştır. Ne var ki bunda? Normal bir şey. Tabii doğal olarak herkes alışık değil bu duruma ama siz burada beklemeyin bence. Böyle dikilmenize gerek yok. Bitince size haber verirler. Gel bir tanem, biz şöyle birkaç dakika daha bekleyelim, gel. Sakin sakin şurada. Tatlı tatlı bekleyelim. Geldim. Dernek olarak şeffaflık politikamız var. Nakit para da kabul etmiyoruz. Paraya da dokunmuyoruz. Burs verdiğiniz öğrencilerin isimlerini de, adreslerini de, dekontlarını da size yollayacağız. Harika, görüyor musun? Benim zaten sizden yana hiç şüphem yoktu. Hesabınızdan takip ediyorum sizi. Bir şey söylememe izin verin. Siz insanlığın ve ülkenin yüz akısınız. Sadece kendimizi mutlu etmek için çabalıyoruz. O da insanların yarasını sararak mümkün oluyor. Kerem Bey, bölüyorum ama Ayşe Hanım geldi de biraz acelesi varmış. Evet Feza, bölüyorsun. Görmüyor musun? Benim de misafirim var. Söyle, beklesin. Ya siz söyleseniz. Fezacığım, çıkar mısın canım? Hadi. Çıkarım. Çıkarım. Tamam o zaman. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ceyda Hanım da muhasebeye iletir zaten. Her ay düzenli ödeme yaptığımızdan emin oluruz. Peki, çok sağ olun. Ayşe'cim, çağıracaktım ben seni toplantı için. Daha bitmedi benim toplantım. 40 dakikadır bekliyorum Kerem Bey. Benim de işlerim var. Ayrıca hanımefendi ayaklanınca toplantınızın bittiğini düşündüm. Ayşe'cim, yani sen bırakıp gittiğinden beri buralar eskisi gibi değil. Daha doğrusu olması gerektiği gibi. Senin triplerinle, duygusal dengesizliklerine uğraşacağımıza çalışıyoruz biz. Mümkünse, müsaade edersen eğer. Ceyda, sen de müsaade etsen de biz bir yalnız mı konuşsak? Yani bir çıkar mısın lütfen? Kerem. Hayır, Ceyda kalıyor. Ceyda Hanım,
Ayşe Hanım'a sözleşmesini uzatın. Önceden de konuyu anlatın ona. Ben şu an Ceyda'nın bana hiçbir şey anlatmasını istemiyorum. Yani bir şey anlatacaksan sen anlat. Pardon, siz anlatın Kerem Bey. Çünkü başka türlü ben anlamam. Ayşe, seni burada görmek istemiyorum artık. Bak, başka bir şey isteseymişsin olacakmış. Başka bir şey istemiyorum. Sözleşmeni feshediyoruz. Artık marka yüzümüz değilsin. Burada detayları var. Tazminat için istediğin meblağı yazabilirsin. Evet, Ayşe Özkayalı. Meblağ kısmını boş bıraktık. Sıfırlar konusunda cömert davranabilirsin. Hani derler ya, bir an önce bu iş bitsin. Kerem Bey, Ceyda Hanım ama 5 yıl daha beni burada görmeye devam edeceksiniz. İnternet sitenizde, posterlerde, yani her yerde beni görmeye devam edeceksiniz. Ama kovabiliyorsanız kovun bakalım. Hodri meydan. Sen merak etme Kerem. Ben bu işi hallederim. Bugün değilse bile yarın. Ayşe Hanım, iyi misiniz? Herkes bir beni dinlesin. 2 saniye işinizi bırakın, beni dinleyin. Arkadaşlar, Ayşe Özkayalı. Bundan sonra hiçbir ayrıcalığı yoktur. Herkesle eşit şartlarda buranın bir çalışanıdır. Kerem, ne oluyor abi? Bir şey olmuyor. Herkese ait olduğu yeri anlatıyorum. Ben zaten burada herhangi bir çalışan gibiydim. Öyle kalmaya da devam edeceğim. Kendisinin kimseden farkı olmadığı gibi pozisyonu ve görevi ne gerekiyorsa bundan sonra onu yapacak. Zaten yakında da aramızdan ayrılacak. Anlaşıldı mı? İyi. Şunlara bak. Kerem, ne Ceyda? Siz ne yapıyorsunuz? Şu yaptığınız şeylere bakar mısın? Ya sen kimsin? Sen beni paranla sen beni başına atabileceğini mi zannediyorsun? Sen kimsin ya? Tamam, sakin ol. Sakin ol kızım. Şimdi sen ne istiyorsun, ne istediğini unutma. Sen her normal insan gibi işini gücünü yapmaya devam etmek istiyorsun. Ama bunun alt metninde ne var? Kerem'in hayatını zindana çekmek var. Ama bunu yaparken de ne yapıyorsun? Cool oluyorsun. Sakinleş. Sakinleş Ayşe. Sakın. Sakın bir şey söyleme. Tamam. Konuşmuyorum. Bir şey demiyorum. Gülme. Mimik yapma. Yapma. Ayşe, çok özür dilerim. Tutamadım kendimi çünkü ya böyle gergin anlarında bana gülme geliyor. Ya şimdi sen böyle fakir ama gururlu kız halleri yapıyorsun ya, o paranı istemem falan. Yani sanki biz de senin hala Kerem'in peşinde olduğunu anlamıyoruz sanıyorsun. Ah sizin şu kurnazlığınız yok mu? Ay yine mi? Uf, sakin sakin hareketler. Ne yapacaksın? Yok, senin taşın çıkmış. Şey daha yanakların kızarmış. Ben sana yardım edeyim. Ayşe, ne yapıyorsun ya? Çocuk musun sen? Saçmalama. Yapma şunu. Ya Ayşe, yapma diyorum. Yapma. Ya yapma, yeter. Sana yeter. Sana yeter artık Ceyda. Bir daha bu kadar kolay kurtulamazsın. Ciddiyim. Ruh hastası, manyak. Ay.
Ayşe Hanım, Ceyda Hanım'ı gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamadım da. Doğru yere bakmamışsın demek ki güzelim. Ceyda Hanım. Hadi görüşürüz. Doktor var mı? Ceyda Hanım, iyi misiniz? Ne oldu? İyi gibi mi gözüküyorum? Saldırdı bana. Ayşe Hanım mı? Başka kim olacak? Sen onun buradan çıktığını gördün değil mi? Gördüm ama... Ama ben bunun hesabını ona soracağım. Kerem, bir iki dakikan var mı? Ceyda abi, 5 dakika sonra gelse. Olur. Dur. Senin üstün başın... Ne oldu sana? Bir otursana. Ne oldu? Ya... Çok kötü şeyler oldu Kerem. Kim yaptı sana bunu? Eski karın. Nasıl ya? Beni tuvalette sıkıştırdı. O önce orada kovadaki pis suyu üstüme döktü. İnanamıyorum. Sonra saçımı falan çekti. Beni o küçücük alanda oradan oraya savurdu. Ben inanamıyorum. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Ne yaptın sana Hüsam? Ne diyorsun ya? Ne yapmışım ben? Ceda'ya yaptıklarını diyorum. Nasıl cesaret bu? Hangi devirde yaşıyoruz? Üf, Kerem ne yaptın? Bir su fırlattım o kadar. O da hak etti ama ya. Artık burama kadar geldi. Önce pis su atmışsın sonra da dövmüşsün kızı. Daha ne olsun? Ne? Benim şirketimde böyle şeylere asla izin vermem Ayşe. Kendine gel. Ne diyorsun Kerem? Ne dövmesi? Hiç kimseye dövmedim ben. Saçma sapan konuşma. Hayır, sen Ceyda'ya mı inanıyorsun? O yalancıya mı inanıyorsun? Yalan soruyor. Bunları daha fazla duymak istemiyorum. Lütfen bir daha da böyle saçmalıklar olmasın. Umarım beni anlamışsındır. Sen bana inanmıyor musun? Konumuz bu değil. Su atmak da aynı şey. Burası bir iş yeri ve ona göre davran diyorum. Şu an bana haksızlık ediyorsun. Biliyor musun insan bazen karşındakine fazla değer veriyor. Haddinden fazla değer veriyor. Geriye bakınca da en çok buna üzülüyorum. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle...